Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'nin özel yayınında Elif Doğan Şentürk ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. AKP'nin son oyunu açıklayan Davutoğlu, AK Parti'den kaçan oylar ki şu an %15-16 civarındadır. 49,5'tan 34'lere düştü. Bahçeli yeni partilerin çıkmasından, özellikle de Gelecek Partisi'nden rahatsız. Bugün askıda ekmeğin bir sorumlusu Erdoğan'sa ikinci sorumlusu Bahçeli'dir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de evine ekmek götüremeyen diye bir şey var mı? Ve OECD ve IMF ölçeklerine göre en iyi konumda olan ülkeyiz açıklamasını da değerlendiren Davutoğlu şunları söyledi. Bahçeli askıda ekmek ikram ediyorsa millete, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü tespiti yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespiti doğruysa o askıda ekmekleri niye israf ediyorsunuz? Demek ki milletin ekmeğe ihtiyacı yok. Daha vahimi nedir biliyor musunuz? Bu psikoloji. Otoriter liderlerin psikolojileri böyledir. İçinden çıktığı halkın gerçeğini unutur ve kendi dünyalarında yaşarlar. Herkesi o dünyada yaşıyor görürler. Türk halkı Sovyetlerin bıraktığı 80'li yıllarda kalmış Doğu Avrupa ülkelerinden geriye getirilmişse bunun sorumlusu kim? Varoşlara gidin ama korumasız gidin. Açım, eve ekmek götüremiyoruz diyen birine keyif çayı ikram etmekle olmuyor bu işler. Bugün okuduğumda tebessüm ettim. Bir insan ancak bu kadar kopabilir. Bir lider için en büyük tehlike hata yapabilir bir lider, gerçeklikten kopmuş ve hayal aleminde yaşıyorsa artık kendini düzeltme şansı yoktur. Bugün Türkiye'deki tablo maalesef bu. Bahçeli ile arasındaki fark bu. Bahçeli kendi kitlesinden gelen tepkileri görüyor ve bir fakirleşme olduğunun farkına varmaya çalışıyor ama aradaki görüş farkı ittifakın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bakalım hangisinin gerçeği öne çıkacak? Bahçeli'nin hedefi şu, ben görüyorum onu, siyasi akıl olarak AK Parti'den daha da ileri seyreden bir akıl. Bu konuda da ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı'nı uyarmıştım. Bu tür ittifaklarda açık ve net bir ittifak yapılmamışsa, yani koalisyon protokolüne benzer, ittifakın, hükümetin her hatasında Bahçeli bir pay almıyor, hükümeti istediği zaman suçlayabiliyor. Bahçeli bu konforla şunu yaptı, bunun neticesini de aldı. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra MHP'nin oyları düşmüş, Bahçeli MHP kitlesi nezdinde de itibarını kaybetmişti. İyi Parti'yi doğuracak muhalefet hareketi başlamıştı. Son derece başarısız bir liderdi. Bu arada Bahçeli eğer bir siyasi fosil varsa bana da siyasi artıklar dedi. Ben siyasete 2009 yılında bakan olduktan sonra girdim. Bahçeli 20 sene, benden önce 15 sene kadar genel başkanlık yaptı. Bahçeli aynaya bakmalı. Bahçeli'nin hesabı şu. Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının gücünü elinde tutsun ama gerçek gücü ben kullanayım. Onlar yıpransın. Onlardan kaçan oylar MHP'ye aksın. Bu başarılı da oldu. MHP'nin oyları büyük ölçüde İyi Parti'ye gitti. AK Parti'den kaçan oylar ki şu an %15-16 civarındadır. 49,5'tan 34'lere düştü. Bahçeli yeni partilerin çıkmasından, özellikle de Gelecek Partisi'nden rahatsız. Bugün askıda ekmeğin bir sorumlusu Erdoğan'sa ikinci sorumlusu Bahçeli'dir.